Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım evime. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni de sorarsanız çok iyiyim, çok şükür. Sizlerin sayesinde iyiyim. Hiç tanımadığım insanlardan sadece beni buradan izledikleri kadarıyla o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel dualar alıyorum ki. Yeni yeni ümitlerimiz, umutlarımız var canlar. Hayallerimiz var. O hayallere doğru koşarken sizlerin de bizlerin yanında olmasından gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum canlarım. İyi ki varsınız. Sizin gibi kalbi güzel, değerli dostlar tanıdığım için çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun desteklerinizden dolayı. Sizin sayenizde yorgunluğumu, bazen üzüntümü, desteklerinizle bana çok moral oluyorsunuz. Anne sarması yapıyorum, yaprak sarması. Annemin yaptığı usulle yapacağım. Hepimiz özlüyoruzdur muhakkak annelerimizin yaptığı şeyleri küçükten hani. Şimdi bol yeşillikliğe alıştık ama bu daha farklı olacak. Hadi yapmaya geçelim o zaman canlarım. Evet değerli dostlarım, gördüğünüz gibi içine soğanımızı çitiyorum. Bolca yağını ekledim annemin deyimiyle. Bol yağlı olması gerekiyor hani. Herhalde lezzet de o veriyor. Yoksa hani bu sade lezzetli olmaz falan diye düşünmeyin. Gerçekten bunun da yeri apayrı oluyor. Bu sarımsaklı, soğanlı, toz biber ekleyeceğim. Soğanını kavurayım. Bunun farklı bir lezzeti oluyor. Denemek isterim. Nail aslında sarma dedi. Evde kalınca da insan koşuşturuyor canlar. Oradan oraya, oradan oraya. Yoğunluğunu görüyorsunuz zaten. Ama Nail'i dinlemedim. Aniden bir gelen oluyor. Hiç olmazsa. Hem ikramlık olur hem yemelik hazır olur. Güzelce kavruldu görüyorsunuz. Hemen bulgurunu ekliyorum. Bulgurunu da biraz çok yapacağım. Biraz da yaparken yiyeceğim canlar. Sanki az gibi geldi gözüme. Şimdi içine sarımsağımı ekliyorum. Doğrayacağım şöyle sarımsaklarımı da. Bayağı da sarımsak doğruyorum. Bir karıştıralım. Toz biberini ekliyorum. Ve şöyle süt ekliyorum canlar. Evet canlarım. Şöyle biraz da tuz attım. Gördüğünüz gibi rengi falan gayet güzel oldu. Çoğunuz diyorsunuz ki sade oldu. Ama gerçekten bunun da lezzeti farklı oluyor. Şöyle çok da yedirmeden çizmeden. Yine sarmaya başlıyorum. Ya Allah ya Bismillah. Çok da sıkı sarmayacağım bugün. Yaprağım çok güzel. Ablama dedim gitme saralım yiyelim. Nail de yatıyor ya. Çok da bağırarak konuşmak istemiyorum. O da yok bacı gideyim dedi. O gitti, yaprak yine bana kaldı canlar. Beraber sarıp yemesi keyifli oluyor da. Şunun bir tadına bakayım. Tadına tuzuna birazcık da tuz ekledim. Bir de acılı olmuş canlar. Yalnız biraz tuzu kıt gibi geldi bana. Tuz atsam mı acaba biraz daha? Dolaplarımı topladıktan sonra her yeri bir güzel sileceğim canlar. Yağlı, acılı. Gayet de güzel olmuş. Sararken de yerim birazcık. Şurada şöyle dursun. Bir bidonda yine kendim yaptım salamurayı. Bir bidon daha var. Onu da köye götürüyorum. İlker ablamla olmasaydı ona verirdim ama onunki daha çok. Köyde sararız diye düşündüm.
Annem de elmasla falan. Onun için bir bidon daha var. Ama o bayağı suyunu çekmiş canlar. Kapağı delinmiş. Çok büyükleri şöyle ikiye bölüyorum. Hemen şöyle. Birazcık içini fazla koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Üzerine biraz limon keseceğim. Ondan sonra yemede yanında mı yat derler. Şöyle yağlı yağlı alt taraflarında. Bir de hızlı hızlı saracağım. Nail uyanasıya kadar sarayım. Ondan sonra çay içmek istiyorum canlar. Nail de biraz uyuyayım. Ondan sonra kalkacağım, çay içeceğim dedi. O uyanasıya kadar bitireyim. Ondan sonra şu tencereye koyacağım sardıklarımı. Normalde annem düdüklüde de pişirirdi ama ben düdüklüye dün ıslattım biraz. Tuzu falan gitsin diye. O da bayağı gitmiş, iyi olmuş. Böyle kenarlara çıktım hiç sevmiyorum. Kenarları içinde olacak. Şöyle. Aslında Ali'm de koparsa verse bana ne güzel olacak Ali. Ama annem ben elimi batırmayayım. Elimi batırmayayım diye üşendi Ali canlar. Önce şöyle şöyle biraz kıvırıp kenarlarına döküp hemen şöyle sarıyoruz canlar. Çok özenmeyeceğim. Vallahi özenmeyince daha güzel oluyor. Çok sıkı sarmayacağım. Geçen ablam bir sıkı sarmadı. Böyle içine almış lezzeti. Çok güzel olmuş. Üzerine biraz zeytinyağı dökeceğim bol. O şekilde yapacağız canlar. Şunu da şöyle. Ben güzel dizmeyi çok severim, yaprağı. Evet değerli dostlarım, sarmam hazır. 3 sıra oldu, azıcık su kenara boş kaldı. Şöyle üzerine zeytinyağı döktüm. Sıcak suyunu da ekliyorum. Üzerini geçecek şekilde oldu mu yeterli. Azıcık daha getireyim. Şimdi sobamızın üzerinde pişsin canlar. Evet değerli dostlarım, yaprağım pişti. Hatta göstereyim sizlere, şöyle sobamdan aldım. Ama tezgahın üstüne koymayayım, tezgahımı sildim. Gördüğünüz gibi buharı üstünde. Yaprağım biraz acılı canlar. Misafirim geliyor, kısır yapacağım. Şöyle hamur yoğurdum. Poğaça hamuru. Çok farklı bir hamur bu. Gördüğünüz gibi mayalanmış. Belki de ağırladığım son misafir. Ben misafire hani ikramsız göndermeyi hiç sevmiyorum. Zaten yabancı da değil. Evet güzellerim, gördüğünüz gibi sade çörek otlu ve susamlı poğaçalarımız hazır. Şimdi bekletelim, biraz mayalansın. 15 dakika, 20 dakika oda sıcaklığında. Sonra fırına süreceğim. Bu arada ne yapıyorum canlarım? Kısır yapıyorum. Kısırım için soğan doğradım. Bu sefer farklı bir yöntemle yapıyorum. Ama soğan nasıl uçtu? Farklı bir yöntemle yapıyorum. Selamun aleyküm. Salçasını katınca aleyküm selam. Nasıl geçti annem sınavı? Güzel mi? Anne ne olacak? Annem elektrik suyu yatıracaksın. Tamam. Bu soğanım kavrulsun. Salça. Evet güzellerim. Soğanım güzelce kavruldu. Şunu Sedat ablanın salçasından birazcık ekliyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Renk veriyor gerçekten. Kendi salçam da yazın yapmıştım canlar. Bunun dolusunu gördüğünüz gibi bitmek üzere. Az kalmış. Renkli kısırı çok seviyoruz. Şöyle
Bunu güzelce altında birazcık açayım. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Denemeniz tabii. Şu ıslattığım bulgurdan bunun içine atıyorum canlar. Köyümün bulguru bu. Şöyle güzelce burada kavuracağım şimdi. Poğaçalarım pişiyor. Sarma da koyacağım. Nazan tatlımı da alıp gelecek canlar. O bana hiçbir şey yapma dedi ama ben bir misafir geliyorsa evim temiz olacak. Azıcık ev toplu olacak hani temiz derken zaten elimizden gelince yapıyoruz bir şeyler. Birazcık da hazırlığım olmuş olacak. Öyle daha çok seviyorum. Boş boş ağırlamayı hiç sevmiyorum. Elimden geldiğince elimde olan imkanlarla bugün de birazcık bir şeyler yapmak istedim. Bu kadar yeterli. Şimdi buluşturmaya götürelim canlar. Yeşilliğini de şuraya ıslattım. Gördüğünüz gibi onu da doğrayacağım. Şöyle bunu da buna ekliyorum. Güzelce. Üzerine zeytinyağı ekleyeceğim canlar. Yeşilliğini falan doğradıktan sonra. Evet canlarım. Kısırımız için içinin yeşilliğini doğruyorum. İçine kırmızı lahana, marul katacağım. Kıvırcık marul alıp geliyor Halim. Poğaçalarım da pişti. Poğaçalarım biraz bugün uydurdum canlar. Her zamanki yaptığım gibi yapmadım. Bugünlük de böyle olsun bakalım. Bunlar da şurada şöyle hemen doğrayı vereyim. Ben evi toparladım ama Ayaz şu an ne yapıyor hiç bilmiyorum. Yastıklar birbirine karmış katmış. Anneciğim o şapkayı götür. Evet. Evet canlar. Nazlı'nın gülüyor. Keyfimiz yerinde. Evet. Nusret ablam, Zümrül ablam, Nazan'ım ve Şeyma'm gelmiş beni uğurlamaya. Şeyma'ya da kısmet oldu. Nazan ve Şeyma arkadaşlar değil mi? Evet. Ev arkadaşıyız. Evet. Ne güzel. Bu zamana kadar devam ettirebiliyorsanız da bu kadar. İşte. Ben sık sık şey yapıyorum, küsüyorum, kızıyorum ama o alttan alıyor. Onun harbiden onun sayesinde yani. Canlar evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu arada. Afiyet olsun. Şeyma'm aslında poğaçam falan daha pofuduk pofuduk olurdu da şansınıza. Ama Nazan öyle seviyormuş. Hani biraz kurulu böyle şey mayasız poğaça gibi olmuş. Selim, Selim, sen ne yedin Selim? Şokolada yedim ama. Afiyet olsun paşam. Ama yine de ellerim şokolada. Ben gideceğim ya hatıra da bana hatıra kalsın sen. Olur mu? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Bir dermanım de bakayım de. Ben de seni çok seviyorum. Dermanım seni. Kurban olsam seni vereni. Bana dermanım diyor canlar. Bazılarınız da dermanım diyor ya. Selim'im de dermanım diyor. Başka bir şey demiyor. Bizde durumlar böyle. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sen nasılsın Zümran ablam? Nasıl gidiyor? İyiyim, seni görmeden yollamak istemedim. Dedim ki gideyim ziyaret edeyim. İyi yaptın. Ayaklarına sağlık. Allah yolunu, bahtını, her şeyi önünce olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah gittiğin yerde mutlu huzurlu olursun. Elbette ki mutlu olacaksın. Gelmemde. Canım benim. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah. Rabbim hepimize huzur versin, mutluluk versin. Allah pişmanlık yedirmesin. Amin. Amin. Kendin yeri güzelleştirirsin zaten. Canım benim. Şeyma'm da öğretmen değil mi? Evet. İlkokul öğretmeni galiba. Evet. Rabbim sizin de yolunuzu aç etsin inşallah. Amin. Senin de. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin paşam. Bak buradan sen kendine bakacaksın Selim. Ben. Bak. Ne dans mı yapacaksın? Heh. Hadi. Horon yap horon. Horon hadi tep yap, hadi. Hadi. Ne hadi. De olsa Rize'li mi oluyorlar? Hadi. Rize'li ne de olsa Selim'in. Damarın Karadeniz. Evet. Tabii. Ondan öyle sana canı kaynadı. Anneannem evet, diyor. Zümrül ablasına Selim'i. Arabaya biner. Hemen anne bana kemençe aç. Hemen.
Tatlılardan Nazan'dan Canlar ekler almış gelmiş. Teşekkür ediyorum kesesine bereket. Afiyet bal şeker olsun. Bizde durumlar böyle. Yiyip oo, içelim. Aynen öyle. Keyfimize bakalım. Dur. Dur. Bir de netleyeyim güzel olsun şöyle. Her şey o kadar lezzetli geldi ki buradan ayrılamıyorum. Tatlılarımız da geldi. Tatlarımızdan bir tane orada yedim, bir tane burada yedim, bir tane de gelince yemeyeyim. Ama zayıfsın vallahi Nazan, çok güzelsin. Zayıfım da buradan bir türlü ayrılamadım, bir de o kadar da zayıf değilim. Ben sana tabak yapacağım giderken. Aynen tabak yapacağım ben sana giderken. Canımsın ya Nazan, burada hatıra kalalım. Bakarız afiyet olsun. Senin de kesene bereket. Allah daha çok versin. Amin. İnşallah hepimize. Biz de yanına geliriz. Valla gelin ya. Çok isterim. Zümrel ablam gelin. Evet. Biz şimdi çocukları biraz koşturmaya gidiyoruz. Hadi gidin bakalım. Hadi görüşürüz. Ayazımı da götürüyor canlar. İki öğretmenlere teslim ediyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yine gelirsiniz. Çocuğu getirince kahve içeceğiz Şeyma. Önce ben çıkıyorum. Bir dakika. Hadi görüşürüz güzellerim. Görüşürüz. Evet güzellerim. Bugün de böyle çok güzel bir şekilde geçti vaktimiz. Zaman nasıl akıp geçiyor inanın hiç bilemiyorum. Ama Zümrel ablam da bana şöyle el emeği göz nuru iğne oyası getirmiş. Kendisi yapmış gördüğünüz gibi size de göstermek istedim. Rahimeme böyle teyze için lif getirmiş canlar. Bunu da Rahime'ye vermemi istedi. Ve salon takımı getirmiş şöyle peçeteleri. Runner var. Orta sehpa şeysi var örtüsü. Çok da güzel. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin. Ev hediyesi olarak getirmiş. Çok istediydi. Rabbim nasip etti. Gördük gibi ne birbirimizi gitmeden canlar. Evet güzellerim. Erman bacanızın işi hala bitmiyor. Şimdi Nail'e doğum günü sürprizi için pasta yapıyorum. Hediye aldım canlar. Nescafe atıyoruz içine. Şöyle. Güzelce çırpacağız. Sonra birbiriyle buluşturup farklı bir pasta yapacağım canlar. Bu şekilde. Pastanın bitmiş halini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şöyle. Ama ne yapıyorsun annem? İyi vallahi. Neydi? Ne sosuydu bu? Pastacı kreması. Pastacı kremi sosu yapıyoruz. Şöyle. Gayet de güzel oldu canlar gördüğünüz gibi. Ali burnunu yaralanmış. Canlar bugün ne yaptıysa. Abi ablarım annemi bir türlü inandıramadım. Düştüm diyor. Hemen bir okula gitti. Arkadaşımla güreşirken düştüm diyorum. Annem inanmıyor. İyi maşallah. Kavga etmişsin diyor. Etmedim dedi. Hiç inanmıyor. Anne yüreği. Dayanabildin mi anne? Dayandım. Anne yüreği dayanmaz derler. Ah seni maraz ala. Valla abilerim ablam gerçekten kavga ettim. Şakalaşırken oldu. Koyuldu mu annem? Ayak bunu arasına mi? Yap. Evet güzellerim. Pastamızın keki gördüğünüz gibi kab. Hemen şöyle kekimizin altını sütle ıslatıyorum. Evet güzellerim gördüğünüz gibi kremamız hazır. Birazcık arasına ve biraz da üzerine ekleyeceğim. Şöyle üzerine ekliyoruz. Evet canlar pastamızın son aşamasında şöyle yapalım hep beraber. Üzerine de şöyle bisküviyi serpiyoruz canlar. Ali bol olsun dedi. Ben aslında daha az serpecektim. Değil mi Ali? Aynen. Bir de mum olsaydı Ali dikerdik üstüne. Alayım geleyim. Yok nereden alıp geleceksin? Evet kayıttayız. Evet sevgili dostlar. İyi ki doğdun çırıklarından bir doğum günü değil ama bugün benim doğum günüm için Derman pasta yapmış. Doğum günümü biliyorlardı zaten. Aynen. Derman sen pasta alayım dedi. Dedim gerek yok köye gideceğiz. Masraf yapma Derman dedim. O da tabii üretici bir kadın olduğu için ne yapmış? Pasta. Hemen kendisi bana pasta yapmış. Sağ olsun, var olsun. Benim için en büyük pasta iki yavrum, eşim. Pasta olsa da olur, olmasa da olur. Onlar da benim yanımda olduğu sürece. Değil mi lan? Ayaz baba. Evet canlar, benim
pasta altım çok geniş olduğu için ya, biraz yayvan oluyor. Aslında daha toplu olsa daha geniş olur ama kalınlık olarak da iyi oldu. Bana diyor, bana diyor pasta şeye alıyor. Neyi? Pasta yapmak için. Tamam, pasta yapma, şimdi de köye gidince alalım o zaman. Mumları Halim atmış canlar. Evde mum vardı. Ben atmadım. Evet dostlar. Attığımız mumsu, onun içindekiler. Mumsu, ha, evet. Işılaklı. Yine beğendiremedik canlar. Mum olmadı diyor. Üfle. Sade bir doğum günü. Evet dostlar, bugün benim doğum günüm. İyi ki doğum günüm. Sahibi. Çok istiyor canlar, çok seviyor. İnce ince düşünceli. Şey ama. Ne kadar kırsa da bağırdı. Çok evet. Bazı kibarlıklar vardır eşinin canlar. Şöyle söyleyeyim. Belediğimize bakın, anlamda bir şeyler söyleyeceğim. Baba ya, kazandı. Evet, kazağa da ihtiyacım vardı. Buraya kazan yoktu. Sana da çok yakışıklı. Evet dostlar, kazanlarsın şey güzel mi? Yazın yorumlara. Kazağın çok güzel. Nasıl yarıştık? Kesin ben bunu köyde çalışırken gelip Derman'la dövüşürüz. Hiç nail bir şeysi yok. Gerçi temizdir, Allah var da. Dur pastaya şey yapacaksın şimdi. Böyle yerlendirip durma. Teşekkür ettim. Ben şimdi bir kaç para aldım. Mumunu da üfledim. Üfledim mumunu. Bir de pastan kanına bak. Görüntüsü böyle olsa da. Şimdi sevgili dostlar, benim yaşımı bilmeyenler için ben yaşımı bir açıklayayım. 36'ya ayak bastım. 35'tir o baba. Neyse 35-36 işte. Geçen 34 diye hesapladık, 35'e girdim. Olur mu? 86 doğumluyum. Doğru, 35 ayak basmışım. Ali benden daha iyi diyor yaşımı. Bu benim ikinci doğum günüm. Bir öncekinde de Ali Can sağ olsun. O pasta Ali almışlardı doğumluyum annesine birlikte. Ama şu bir gerçek, ben ne Derman doğum gününü, ne Ayaz'ın, ne de Ali'nin hiçbirini unutmam. Hepsine pastalarını da alırım. Bunlar da bugün bana incelik yapmışlar dostlar. Yalnız Ali, kanalı açmadan bir hafta önce bir önceki doğum günü kutlamışız herhalde. Bir hafta, iki hafta önce aynı. Olabilir. Su, ben şeyim. Çünkü tam ondan sonra babanın doğum gününü kutlamışız. Şöyle kastım. Anne, hepsi temli canlar, hiç kutlamadığımızı düşünüyor ama. Anne. Evet. Efendim anneciğim. Anne, ben yemeyeceğim. Çok da acele oldu, misafirlerime gönderdim. Ben yine de pastamı yaptım, kutladım. Buradan durduk Eten ablama sesleniyorum. Evet. Aslında servise gerek yoktu. Kenarından anne, kenarına yerdik. Sonuçta odada buluşurduk biz bunu. Babam kaydı açmadan öyle. Yatana kadar azalır. Mustafa ablaya göndereceğim. Ondan şey istedim, bilenlerini. Bir söyleyeyim mi? Bütün samimiyetimden söylüyorum. Su, evet. Su. Geçen Ayaz'ın doğum gününde aldığımız pastadan daha güzel. Evet valla. Afiyet olsun. Para alıp, para verip aldığımız pastadan daha güzel. Nescafe ile yaptım ben bunu, uğraştım. İnan bir saattir, bir buçuk saattir de bununla uğraşıyorum. Benim pastamı sevmedin mi? Aşkım, tadı olarak dedim. Görüntüsüdekini tabii ki daha güzeldi. Vallahi gördüğünüz gibi canlar. Bir dilim pasta. Sen iyiyim ya bakalım. Şey yapılabilir. He? Ben yiyeyim bari Ayaz yemiyorsa canlar pastamda. Sen niye yemiyorsun? Bakayım tadına. Babam. İstedikten sonra pasta da olur, her şey olur. Şimdi kalkacağım, yatak odasındaki gardırobu toplayacağım canlar. Dermanın işi bitmiyor. Gardırobların içini boşaltacağım. Yarın ayrım gelip gardırobunu sökecek. Evet, yani. Bana kolay gelsin. Kanalımda kalın. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Dostlar, bir yaş daha yaşlandım. Hadi bakalım dostlar, gerçekten yaşımı gösteriyor mu göstermiyor mu bir yazın oraya. Vallahi ben arkadaşlarımı diyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kaç yaşında gösteriyorum. Ben şu an 35 yaşına ayak basmışım. Öyle diyorlar. Kimliğim de öyle söylüyor. Doğumum da gerçek. Yanlış yazılma falan değil. Hadi dostlar, ben kaç yaşında gösteriyorum bir yazın. Kesin hepsi 40'ın üstünde yazacaklar. Benim arkadaşlarım da öyle diyor. Onu diyor, senin baban diyor büyük gözüküyor. Nasıl oluyor diyor, öyle diyor. O zaman dostlar, kanalımızda kalın. Sağlıcakla kalın. Çeki falan çok hafif olmuş. Çok güzel olmuş. Gerçekten anne, çok güzel olmuş. Çak beşlik. Anne. Canlar, eşimle gurur duyuyorum. Anne. İyi ki bizim babamız, canımız. Allah İyi ki varsın. Al, aynı şeyler anne, benim için de geçerli. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Su getir anne. Tamam. Ayazım da yandı. Su getir anne. Nice seneleri hayatım. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın abiler ablam. Görüşürüz.